Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biliyorsunuz bu Denizli kahramanı Hasan Feyzi rahmetullahi aleyh, o üstadın bedeline şehit oldu. Şehit oldu. Benim bedelime şehit olan hem Hafız Ali hem de Hasan Feyzi. Üstadın bizzat bizde sesi var. O seste üstadın sesi. Benim bildiğime şehit olan Hasan Feyzi diyor. Değil mi? İşte burada da Hasan Feyzi çok büyük bir hem alim, edebiyat muallimiymiş. Şeyh, eskiden şeyhmiş. Bu 300-400 tane müridi var. Nihayet üstada talebe olduktan sonra bütün müritleri topluyor. Diyor ki, arkadaşlar diyor, şeyhlik müritlik burada bitti diyor. Ben Bediüzzaman Hazretlerine talebe oldum diyor. İsteyen gelsin talebe olsun, istemeyen kendisine gitsin başka bir şey olsun. Ve üstada tam Denizli hapishanesinde yatarken üstadın böyle şeyin etrafında dönüyor. Böyle hapishanenin etrafında üstadı böyle görsün, göreyim diye. Efendim Üstad Hazretleri de o geldiği zaman öyle meyve risalesinin meselelerini işte bulabildikleri kağıtlara, çünkü kağıt da vermiyorlar yazmasınlar diye, kese kağıtlarının bazı boş yerlerine sahipleri meyve risalesinin bazı meselelerini yazıyor, kibrit kutusuna koyuyor ve Hasan Feyzi geldiği zaman pencereden atıyor ona, o da gidip onları temiz ediyor. Şey, meyve risalesi bu şekilde meyvene gelsin. Şimdi bu Hasan Feyzi çok büyük aynı zamanda şair, edip. Efendim, onun şeyde tarihçe var mı? Tarihçe hayat. Evet, şunun tarihçe. O da böyle çok güzel şeyleri var. Huzur bulur bugün seninle alem. Ey bu asırda rahmet alem Risale-i Nur. Sürür bulur bugün seninle alem. Ey bir rahmet alem Risale-i Nur. Bu hasta gönüller çoktan perişan. Varsa sende eğer lokmandan nişan. Bir şifasun gel ey mahbub-u zişan. Ey cilve-i rahmet alem Risale-i Nur. Gelmez mi sonu bu uzun hecenin? Geçmez mi gamı bu yaslı gecenin? Zarı bitti, zarı arttı, sabrı bitti nicenin. Ey cilve-i rahmet alem Risale-i Nur. Fahri alem arştan bu yere indi. Şah velayet gelip düldüre bindi. Zülfikara bugün artık nur dendi. Ey bu zamanda rahmet-i alem Risale-i Nur. Böyle devam ediyor. Dertlere dermansın, mahbubu cansın. Hem camül esma ve Kur'ansın, esma-i Kur'ansın, hem de nur-u haktan bize ihsansın. Ey bir rahmet-i alem Risale-i Nur. Bu alemde madde değil bir özsün. Her zerrede bakan bütün bir gözsün. Kainatı hayran eden bütün bir yüzsün. Ey misali rahmet-i alem Risale-i Nur. Böyle devam ediyor. O sonunda da yine burada da çok güzel bir şey var. Güzel oku, her zerrede coşkun birer mana var. Dert ehline bu manada canlar sunan eda var. Vermek için parlaklığı gamlı gönül evine. Bir bak hele, her ciladan üstün olan cila var.
derin güzel düşünceyle incelersen bunu sen, zayıflemiş ruhlar için dağlar gibi gıda var. Hem dilersen tükenmeyen sermaye-i serveti, aç gözünü nurlara bak, işte sana tufan gibi gına var. Beni tanı yürü kulum yürü diye bizlere, her nefeste şefkat ile Rabbimizden nida var. Duymuş isen bu nidayı her zerrenin dilinden, müjde olsun artık sana cennet denen sefa var. Uzaklara bakma, nurlara bak, yürü, alem onun aynası. Görmez misin her yüzünde aynı renkte ziya var. Bir güneştir her zerrede cilve yapıp parlayan, bilmez misin sende dahi o edadan eda var. Eller açıp yürü bugün kana kana Risale-i Nur'dan ışık al. Aşka uyan nura kanan her zerrede reha var. Hüner değil dostu düşman, yarı ayar eylemek, yadı biliş yapasın ki ancak dosta vefa var. Hünerdir yaprak atlas, toprak elmas olmalı. Çünkü bir bak, ne yaprakta ne toprakta beka var. Kısa görüp denizleri damlalara çevirme, hakikatta her damlada gizli birer derya var. Damla iken aslın senin, dağı taşı aşarsın, hem gökleri keşfedersin, sende ey nur, böyle deha var. Bir noktayı bir cihan yap, bir noktayı bir cihan yap, o cihana hakim ol. Zira senin bir noktanda güneş kadar zeka var. Her zerrenin Kâbesidir kalbi yine kendine. Dikkat eyle, her birinde yine ancak hüda var. Sakın feyzi, sen sözünü, sen gözünü hak yüzünden ayırma. Hakkı gören gerçeklere hakkı kadar ata var. Denizli kahramanı merhum Hasan Feyzi rahmetullahi aleyh. Şimdi o çekilip nur-u hidayet, yine zindan olacak, yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm, çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine eflan olacak. Ve bunun sonunda da Bav feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezirim bu ki canım sana kurban olacak. Ve hakikaten üstada nezir ediyor. Üstadın bedelini, üstadı zehirliyorlar. Bunu hissediyor. Ve üstadın bedeline o da ahirete gidiyor. Şimdi burada Risale-i Nur hakkında yazılan bu hakikatli mektup. Bir mektup yazmış. Ve uzun mektubu yazan merhum Hasan Feyzi kardeşimiz üstad söylüyor. Aynen şehit merhum Hafız Ali gibi müsüllü bu mektubunda dahi dediği gibi dayı nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Dediğini tavsiyken üstadına bedel şehit ol. Bu üstad söylüyor. Üstadına bedel şehit olup şehit kardeşi büyük Hafız Ali'nin yanına gitmiş. Bu zat-ı zülcenaheyn ehli kalp, gayet yüksek bir ehli ilim ve hakikat, ehli hakikat, 30 sene muallimlik perdesi altında imana hizmet etmiş ve 10 seneden beri Risale-i Nur'u elde edip gizli perde altında çalışmış. Sonra da 2 sene zarfında doğrudan doğruya Risale-i Nur'un yüksek hakikatlarını ve kemalatını çekinmeyerek ruhu canı ile herkese ilan etmiştir. Cenab-ı Hak Risale-i Nur'un her bir harfine mukabil onun ruhuna ve alem-i berzahtaki nurlu kardeşlerin ruhlarına binler rahmet eylesin. Amin, amin, amin. Said Nursi, rahmetullahi aleyh. Mektebi Hünun'da ve Ulu-i İslamiye'de gayet müdakkik ve kıdemli muallimlerden Hasan Feyzi'nin
ehemmiyetli ve çok uzun bir mektubudur. Fakat bir kısmı tayyedildi, neşrime lüzum görülmedi. Sadr Hazretleri'ne bir mektup yazıyor Risale-i Nur hakkında. Hakikaten çok muazzam. Tabi bunun, biz onun bir kısmını, az bir kısmını çıkartıyoruz. Evet. Allah-u nuru semavati vel ard. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u nuru semavati vel ard. Meselü nurihi kemişkâtin fîhe misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezücâcetü keennâ kevkebun durriyun yukadu min şeceratin mübâreketin zeytûnetin la şarkiyetin ve la garbiyyetin اِكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُ نَارٌ نُورٌ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٌ يَهْدِ اللّٰهُ الْنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ Ayeti 10 mecih ile Risale-i Nur'a işaret ettiği için biz dahi onu şöyle tarif ediyoruz. Ey Risale-i Nur! Senin Kur'an-ı Kerim'in nurlarından ve mucizelerinden geldiğine Hakk'ın ilhamı, Hakk'ın dili olup onun emri ve onun izniyle yazıldığına ve yazdırıldığına artık şüphe, şek şüphe yok. Fakat acaba senin bir mislin daha yazılmış mıdır? Türkçe olarak tehrif ve tertip ve tanzim olunan müzeyyen ve mükemmel fasih ve belî nüshalarının şimdiye kadar bir eşi ve bir benzeri görülmüş müdür? Yüzündeki fesahat, özündeki belagat ve sendeki halavet başka eserlerde görünmüyor. Ehil ve erbabına malum olduğu üzere ayat-ı beyinat-ı ilahiyenin türlü kıraat ile hikmet ve hakikat ve marifet ilimlerini ve daha birçok rumuz ve esrar ve işarat ve ulum-ı arabiyeyi hamil olduğu gibi sen dahi birçok yücelikler sayfa ve satırlarında hatta kelime ve harflerinde talebelerini hayret ve dehşetlere düşüren birçok esrar ve ledünniyat taşıyorsun. İşte bu hadisenin bir mucize-i Kur'an olduğunu ispat ediyor. Öyle yazılmış ve öyle dizilmişsin ki insanın baktıkça bakacağı, okudukça okuyacağı geliyor. En âli bir taleben senden feyiz ve ilm-i irfan aşkı aldığı gibi en avam bir taleben de yine senden ders duygusunu alıyor. Sen ne büyük bir eser, ne tatlı bir kevsersin. Bu halin Türkçemize büyük bir kıymet, tükenmez bir meziyet bahşediyor. Senin ulviyet ve kerametin Türk dilini bütün diller içinde yükseltiyor. Kur'an'dan mada hiçbir kitaba, hiçbir kavmin lisanına sığmayan bu kadar yüksek asalet ve fesahatı seninle dilimizde görüyoruz. Türkçemiz seninle iftihar edip dolmakta, kabarıp şişmekte ve her lisan üstüne bağdaş kurup oturmaktadır. Garp dillerinin her birisine tercüme ve nakil olunan Mevlana Camii, Mevlana Celaleddin ve Hazreti Mısri ve Bedreddinlerin asar-ı mübarekeleri sana bakıp Barakallah, zehi saadet sana ey Risale-i Nur. Hepimize baş tacı oldun diye tebrik ve tehniyelerini sunmaya ve ruh-i zeminin insanla beraber bütün zihayat mahlukatı dahi seni kabule hazırlanıyorlar. Hatta çekirgeler ve arı ve serçe kuşu gibi bir kısım hayvanat dahi senin bu sözlerin ve nurun okunurken pervane gibi etrafında dolaşır, sana olan incizaplarını ve nurundan ve sözlerinden ferahnak ve zevkiyav olduklarını başlarını başlarımıza çarpmakla göğe bize anlatmak istemeleri ne kadar gariptir. Ez cümle Saba'da iki çekirge ve Emir Dağı'nda iki güvercin ve iki kuş, İnebul'da iki acip kuş, Isparta ve Saba'da bülbül mühürtüp bu kerameti gösterdiler. Diyar-ı İslam'ın mescit ve mabetlerinde, minber ve kürsülerinde dahi senin gibi bir eseri mübarek yakın bir zamanda kemal-i tefahür ve tahacümle okunması ümit edilebilir. Senin bürhanlarındaki kuvvet ve kanaat ve asalet ve cezaletin insanın irade ve ihtiyarını alıp tesir ediyor. Herkesi kendine çekip rahm ediyor. Hele o güzel teşbih ve tabirlerin bir misli bir daha bulunup söylenemez.
Sendeki mukayese ve muhakemelerin, vak'a ve temsillerin bir benzeri, bir naziri bir daha getirilemez. Kur'an-ı Arabi'den Türkçe sözlere akan ve bugün öz Türkçeden fışkıran bu feyiz ve bu nurla kalplerde senin bir numune-i kudret ve nişane-i rahmet olduğuna hiçbir gayb yani şüphe ve güman bırakmıyor. Sen aynayı idrake cila ve alem-i kalbe safa ve ruhu revana gıdasın. Allah Allah Türk milleti seninle ne kadar iftihar etseydi azdır. Gözleri nurlandırıp gönülleri sürurlandıran hüccetler ve tabiratın ve bu kelimat ve teşbihatın arş-ı azamdan inen Kur'an-ı Hakim'in delil, hüccet ve bürhanları olduğu muhakkaktır. Çünkü kederleri gidererek insana neşe ve neşat veriyor. Okunurken hiçbir itiraz sesi ve hiçbir inkar kokusu duyulmuyor. O zaman akıl ve mantık duruyor, nefsi insani safileşiyor, hem duruluyor. Sanki senin bu hakikatların evvela Rabbani ve Rahmani fabrikaların ulvi ve semadani tezgahlarında işlenerek sonra nuru ilahi deryasında yıkanıp çıkarıldıktan sonra gül yağ fabrikasına verilmiş, orada 7 defa gül yağlarına batırıldıktan sonra halis öt ağacı ile buhurlanmış ve bunlar ile yazılmışsın. Bütün mesele maddelerin hep sayılı ve saygılıdır. O muntazam ve mükemmel, müzeyyen ve münever sözlerin şimdiye kadar yazılan ihtilaflı eserleri büküp hepsini bir yana bırakmış, ancak kendini nazargâh-ı enama arz eylemiştir. Şimdi bir nida-i nurani ile hitap ederek, artık ihtilaf yok, ittihat var, cansızlar ve camitler devri geçmek üzeredir, canlılar ve cazibler asrı geliyor. Susunuz, dinleyiniz, şimdi nur devridir ve nur hakimdir. Zulmette boğulan şu asrı ve gelecek asırları Kur'an'dan aldığım nurumla reyyan edeceğim diyor. Herkesi imana, her ferdi Allah'a çağırıyorsun. Ey nuru Kur'an, ahir zamanda bir kere daha katmerleşerek, sümbürlenerek afak-ı cihanı Kur'an'ın hakikatiyle tenvir ve tezyin ediyorsun. Şimdiye kadar dünyanın yarısını ışıklandıran ey İslamiyet güneşi, bugün de bütün zemin sükkanını cehil ve adalalet, şirk ve şekavetleri nur-u hidayet ve emni emniyet ve selamete davet ediyorsun. Bu davetin sana kutlu olsun. Bakın bu zat hakikaten tabi ürün bunlar. Şimdi efendim Hazretleri bir gün en sonunda görüştüğümüzde efendim dedi ki Said kardeş dedi bunu şey için anlayacağım. Dedi ki siz dedi hizmeti düşünmeyin dedi. Halbuki hep düşündüğümüz hizmet bütün şeye uğraşır. Cenab-ı Hak bu hizmeti bütün dünyaya yayacak. Bütün dünyaya yayacak. Bakın 60 sene evvel bugün Zindaba'da giden, Afrika'ya giden bir kardeş bugün telefon etti. Dedi abi dedi bana risale edin bunlar ver. Gidip orada dedi vaka oraya gitmek tehlikeliymiş. Bu AIDS hastalığı çokmuş orada. Fakat gideceğiz dedi. Orada Risale-i Nurlar'ını işleyeceğiz. Bana hastalar risalesini çokça ver. Oradaki hastalara okutalım. Ve ondan sonra da bir epeyce de kitap veriyoruz kendisine götürecek. Efendim şeyde mesela bugün Sibirya'da elhamdülillah Behram isminde kardeş geldi orada. Üstadın 60 sene evvel söylediği aynen çıktı. Afrika'nın şimdi güney yapıyor da. Efendim şeyde mesela bu Cape Town'da şey kardeşimiz var. Orada şey diyorlar. Diyeceğim burada hakikaten söylenenler şey değil yani. Müsaadetleri bunu ilk yazılışında bizzat bana efendim Fikret şey abi söyledi. Lütfü'yle Refet Barutçu dedi ki biz dile giderdik üstadın Çam Dağı'nda Çam ağacına çıkmış, orada birkaç saat attırmış, üzerinde mütemadiyen dua ediyor, ağlıyor ve yalvarıyor. Ya Rabbi
bu ümmete bir imdat gönderdi. Bir nur gönderdi. Ve biz gittiğimiz zaman iniyordu ve ondan sonra kıbleye dönerek oturuyor, namazdaki gibi oturuyor ve havaya bakıp o söylüyor, biz yazıyoruz. Kitap yok, elinde hiçbir şey yok. Ve o söyler, biz yazar, o söyler, biz yazar, bir saatte bir kitap biter. Kardeşim, şurası biraz şey oldu ama değiştirmeye iznim yok der. O şekilde risaleler böyle %80-90'ı o Çam Dağı'nda Barla'da yazılıyor. Barla'nın muhtelif yeri. Mesela 10. Söz Haşr Risalesi Barla'nın bu efendim Eğridir Gölü'nün kenarında diyor, bizzat bana Sıddık Süleyman abi anlattı. Dedi ki böyle çok muazzam bir bahar zamanı, çiçekler her tarafta açmış böyle rengarenk yere, saadetleri de o çiçekler arasında baharda gidip geliyor. Böyle 40 defa gitmiş gelmiş. Ondan sonra katipler gelmişler, oturun demiş. Ve estağfirullah, anzur ile serrahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiye inne zâlike le muhil mevte ve ala kulli şey'in kadir. Mazar et, bak bir ölüm devresinden sonra Cenab-ı Hak bu arzı nasıl diriltti? Böyle rengarenk çiçeklerle nasıl beledi? Ve işte aynı şekilde bu insanları vefat ettikten sonra aynı şekilde diriltecekler diye o Haşr Risalesini orada yazdırmaya başlamış. Orada yazılıyor ve ondan sonra Haşr öldü. Hatta dedi yine Sıddık Süleyman abi anlattı. Dedi bir gün dedi gide üstadla beraberiz dedi. Biz bir yere gittik dedi. Efendim bir ağacın altında ama dedi üstad da hasta, ben de hastayım. O kadar ki fakat dedi füyüzat-ı ilahi, ilhamat-ı ilahi geliyor. Benim de elimde defter kalem, yaz kardeşim diyor. Ve hastalar risalesini yine Refet abi yazdırdı. Bunu Sıddık Süleyman anlattı. Ona yazdırıyor ve efendim 6. devayı 2 defa yazdık, haberimiz yok, sonradan anladık diyor. Ve işte onlar orada hastayken yazıldığı için, yani bizzat öyle ilhamen yazdığı için hakikaten hastalar risalesi hastalara deva yani. Hasta kim hasta sıdıkla, sadakatle okursa bismillah şifa buluyor. Yani Üstadetleri hatta onun sonunda da ve huveli külli dâinde ve sırrına masal olur. Yani diyeceğim ekser risaleler bu şekilde yazılıyor. Ve hakikaten de bugün alemi İslam'a yayıldı. Bütün Afrika, Avrupa, ondan sonra efendim Uzak Doğu, ta tutun Filipinler'den şeye kadar. Elhamdülillah. Hakikaten Risale-i Nur bu asırda Kur'an'ın bir mucize-i manevisi. Ve üstad da bakın kendi sahip çıkmıyor. Benim değildir, Kur'an'ındır. Kur'an'dan teraşfi etmiştir. Ben de siz de Kur'an'ın talebesiyiz. Üstad da değilim. Kur'an'da sizin ders arkadaşınız. Ders arkadaşınız. Yani bak onu bize hakiki ders arkadaşı yapsın. Keşke ders arkadaşı olabilsek yani. Değil mi ya? Ya. Bu Hasan Feyzi için hakikaten çok böyle bakın sayfeler sürüyor böyle. Ve bunun son kısmını okuyayım. Üstad da burada çok benim açısından üstad hepsini silmiş onlar. Kendisine ait olan yerleri silmiş. Ey nuru Kur'an ve ey hakikati iman, madem ki bugün 350 milyon, o zamanki tabii ki şimdi büyük bir milyar, İslam'ın pişvarlığını Kur'an namına deruhte ediyorsun, o halde asırlardan beri ehli İslam arasına girmiş, yerleşmiş olan kötü itikat ve itilafları kaldırarak hüküm süren fitne ve fesadı, nifak ve şikakı dahi kökünden kurutup sevad-ı azam olan bu ümmeti merhumeyi, Muhammediye'yi büyük bir kitle, bir fırka-i naciye halinde Kur'an'ın cenah-ı re'fet ve rahmeti altında inşallah ta subh-ı mahşere kadar, mahşer sabahına kadar nur Kur'an'la saklayacaksın. Ne isterseniz benden sorunuz, haber vereyim size. Sorun bana maziden, halden, istikbalden diye. Eshab-ı
İzam arasında kendini ilan eden, aleme ilan ve her müşkülü izah ve beyan ve ene medinetül ilmi ve aliyyum babuha hadis-i şerifini ispat ve ayan eden neşri ilmi ürfan vakf-ı esrar-ı Kur'an Cenab-ı Hazreti Haydar radıyallahu anh seluni kable en tefkuduni fe innehu la yuhaddisu ahadun ba'di diye bağıran müştehitler. Benden sorunuz diyor. Kable en tefkudun beni kaybetmeden evvel, ben ahirete girmeden sorunuz bana. Ve innehu la yuhaddisu ahadun ba'di. Bu şekilde benden sonra söyleyecek kimse yok diye bağıran müştehitlerin sertacı imamı İmam-ı Cafer'den sonra İslam dünyasındasın. O zatların feyzinden alıp bu asırda temessük ederek selûni ammeşitum diye haykıran ve her muammayı açan, her haili kaldıran ve her muamma maniayı aşan üç münadiden ey Risale-i Nur bir üçüncüsü senin şahsiyet-i maneviyendir. Mazhar olduğun ismi Rahim ve Hakim ve Bedi'in cilveleriyle. Üstad bu isimlere mazhardır. Rahim, Hakim ve Bedi. Cilveleriyle nur-u safi ve sermedisiyle bir mirat-ı mualla ve musaffadan aleme ne cilve ve cümbüşler ve neler seyrettirip neler gösteriyorsun. Bakın bunu teyiden bir hatıra arz edeyim. Şimdi Diyanet'in en büyük bir alimiydi. O zaman efendim Hasan Fehmi Başoğlu. Bu ilimde aynı zamanda bilhassa kelam ilminde çok şeydi, yani derin bir alimdi. Şimdi bizim bende bu Rıza Çöllü ile beraber biz onun Dikmen'de evi vardı. Gider ondan kelam dersini alırdık. Bir müddet böyle aylarca ondan ders aldık. Şimdi o bir gün ona sordum. Dedim siz Bediüzzaman'ı tanıyor musunuz? Dedi kardeşim dedi. Onu biz imtihan ettik dedi. Nasıl imtihan ettiniz? Dedi benim İstanbul'da dedi. Biz artık tam en yüksek mektebi bitirmiş yüksek mütehassısın kısmı ki dersam oluyorlar. En yüksek bir mertebe. Artık dedi o bitirmişiz. Kendimize göre kendimize alim. Şey diyoruz. Benim ders fikri arkadaşım vardı. Bir gün geldi dedi ki, bak Hasan Efendi demiş, ben bak Bediüzzaman namıyla bizzat gelmiş Şekerci Hanı'nda o Fatih'te bir efendim oda tutmuş, dışarıda levha asmış, her suale cevap verilir, hiç kimseden sual edilmez. Hani burada diyor ya her suale cevap. Gel bizzat gelip soralım. Demiş ya öyle bir şey olmaz benim. Diye ilk önce şey etmedim. Sonra ısrar etti. Peki dedim ben ona gösteririm diye gibicisinden. Ben de diyor tabi ilmi kelamda biraz daha ileriyim. İlmi ilahi hakkında 3 sual hazırladım ama 3 gün uğraştım diyor. O da belagattan Müsned-i İleyh bahsini hazırladı. İkimiz gittik. Hakikaten baktık orada. Efendim böyle bir kuyruk halinde. Efendim talebeler, yüksek mektep talebeleri efendim ondan sonra hocalar filan, her birisinin elinde bir efendim kağıt giriyor, sualini soruyor, cevabını alıp çıkıyor. Bize sıra geldi, biz içeri girdik. Efendim tabi ilk önce sualden başlamadım. Ne için siz İstanbul'a teşrif edin? Efendim demiş ki, şark büyük bir cehalet içinde yüzüyor. Artık orada Hamidi alayları orayı ıslah etmekten şey olmuştur diyor. İslah edemeyecek bir hale gelmiştir. Binaenaleyh ben demiş Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine teklif yapmaya geldim. Ne teklifi? Orada hem de medreselerde hem dini dersler, tefsir, fıkıh, kelam, akaid efendim şey okunacak, hem de fizik, kimya, jeoloji, biyoloji efendim ondan sonra böyle astronomi bu gibi dersler okunacak. Diye hatta diyorum harita yapmış şarkın haritasını. İşte birisi Van'da, birisi Darbekir'de, birisi Bitlis'te falan böyle. Sonra bir sualimizi sordum. Aynen bana anlattı kendisi yani. Yani başka aracı yok. Dedi vallahi dedi sanki o mübarek zat 3 gün benden berabermiş gibi dedi. Ezbere. Beni okuduğum kitapları aynen okudu.
Daha benim bakamadığım çok kitaplar vardı. Onlardan da şey yaptı, okumalar yaptı dedi. Vallahi hakikaten dedi ki Hazreti Eyyüzzaman. Biz dedi o zaman onun hakikaten asrın efendim böyle incisi asrın pırlantılı var. Asrın teki manasında hani asrın büyük imamı gibi. O şey bir lakabı diyor. Oradaki o zamanki Osmanlı üleması verdi dedi. O lakabı. Ve hakikaten dedi biz dedi ki hatta bir gün ben İşaret-i İcaz tefsirini kendisine verdim. Hocam dedim bir buna bakın bakın. Gitti bir hafta sonra getirdi. Said kardeş dedi. Bu zat dedi bizim bildiğimiz kimse gibi değil dedi. Biz dedi efendim bizim ilmimiz kesbidir. Kesbi yani okuyarak onun ilmi vehbidir dedi. Vehbi Allah tarafından verilmiştir dedi. Bak dedi bir yerde bak dedi bir orada bir ibare gördüm dedi. Eğer bu ayeti kerimenin böyle değilse ahirette benim omuzumun yükü olsun diyor. Bunu hakikati görmeyen söyleyemez diyor. Çok şeydi. Hakikaten yani böyle çok ve ondan öyle bir rapor yazdı. Şimdi efendim elhamdülillah biz oradaydık. Cenab-ı Hak da bize lütfetti. O da bir hizmeti. Şimdi efendim Afyon'da Üstad Hazretlerinden bütün belki yüzlerce talebelerden kitapları almışlar. Efendim belki 5 sandık, 8-9 çuval eserler geldi Diyanet'e. Ve Diyanet'e de müşavereye geldi. Ben de orada tam katibim. Benim elimden geçti. Elhamdülillah. Ondan sonra hatta baktım bazı risaleler yok. Dedim başka yerde bulunacak, bir de mahkemeye gelecek. İyisi o mansın müsbet karar verilecek. Onlar da girsin diye onlara da koydum. Bu çok muazzam bir karar rapor yazdı. Efendim dedi, devletimizle dahi matlub olan, bu zamandaki gençliği, efendim güzel ahlaka, Kur'an hakikatlerine götürecek yegane Kur'an-ı Azimüşşan hakikatleri, Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Hiçbir şekilde ne 163. maddeye, ne 5186 kanuna, ne şu kanunlara hiçbir şey yoktur dedi. Efendim doğrudan doğru İslam'ın Kur'an hakikatleridir. Şimdi bu raporu yazdı, tabi reis imzalayacak, şey diyecek, mühürleyecek. Bir baktık mühür şeyi, Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, efendim kararı aldı geldi. Böyle şeysini sallayarak, hübbesini, hocam, hocam dedi. Sen dedi Bediüzzaman'a efendim rapor yazmamışsın. Ne yazmışım? Metiye yazmışsın, metiye. Yani metü sena etmiş onu. Ya dedi sen ehli hukuksun dedi. Sonra sana da nurcu derler. Kabul etmezler. Şunu biraz değiştirdi. Ondan sonra peki hocam dedi. Biraz değiştirdi ama çok yine gibi çok güzel. Ben o raporun suretini hemen aldım. Doğru üstada gittim. Üstad senelerce bekliyor onu o raporu. Bir daha bir de şey vardı. Efendim Hüve müftesi. Çok güzel eski yazıyla yazılmış. Hüve hüve böyle şeydi, tevafuklu. Onu da götürdüm. Akeri taklanın arasından çıktı. Üstad o kararı görünce raporu kalktı, kucakladı, dualar etti. Senelerce o raporu bekliyormuş. Duandan sonra dedi ki elhamdülillah bu karar çıktı. Şimdi eski kitaplarımızı bir iade edecekler. Hakikaten sonra iade ettiler. Dedim ki üstadım dedim bakın bu hüvenüktesini ben getirdim. Herhalde kaybolmuş. Güzel yazılıyla yazılmış. Ha kardeşim dedi. Cenab-ı Hak dedi, bana bir ara hava alemini açtı dedi. Bak, hava alemi, havada bir şey görmüyor musun? Hava alemini açtı, ben orada çok garaybi seyrettim dedi. Yani bugünkü efendim bu televizyon, radyo, günün bütün bunların esas merkezlerini gösteriyor. Esas merkezlerini gösteriyor. Öyle acip şeyler gördüm ki dedi, onlar yazılsa dedi, bugünkü insanlar anlamaz dedi. Onun için dedi, bu kadar yazdırıldı dedi. Hatta biliyorsunuz onun sonunda diyor, perde kapandı, fazla yazdırılmadı. Bak yazdım demiyor oğlum, dikkat edin şeyde ve sözleri aynen var değil mi? Fazla yaz, demek yazdırılan var. Yoksa üstad onu yazdırılmadı der mi kendi kendine? Ve ondan sonra da elhamdülillah,
orada Hö nüktesinde hakikaten yani bugün dahi eğer ki bu efendim şey mühendisleri, teknik mühendisler o Hö nüktesinin üzerine eğilseler çok şeyleri bulabilirler. Çok yani icatlar yapabilir. Hatta zelzeleyi dahi biliyorsunuz. Zelzelenin sebebi malum insanların efendim azıp sapması. Yani onların şeyleri, günahları. Fakat tabii peki Cenab-ı Hak ne yapıyor? Fayları efendim bakıyorsun ki şimdi havada çok yüksek elektrik gelirim merkezleri meydana geliyor. Bu elektrik gelirim merkezleri faylara temas ettiği vakitte o kara parçası elektrikleniyor. Elektrikleniyor ve bu azdan bir şarjlanma oluyor. Şimdi bu yani şimdi eğer ki o elektrik biriken yok muazzam bir kim bir kaç bin volt mesela elektrik havada birikiyor ve ondan sonra o boşalıyor öyle. Aşağı inmek suretiyle boşalıyor. Eğer ki boşaltılabilirse zelzele olmadan boşaltılabilir. Yani zelzelenin dahi diyor üstad bir çaresi bulunabilir diyor. Yani bu hakikaten o üstad hazretlerin eserler üzerinde durursa çok şeyler bulunacak. Yani evet. Evet şimdi vakit de geçti. Neyse bitiriyoruz. Son kısmını okuyalım. Evet. Bu cilve ve çileler olmasaydı nur fabrikaların harekat ve faaliyete geçmeyecek miydi? Bu taarruz ve tesmimler, zehirlemeler yapılmasaydı bu nefi ve inzivalar yani onu sürgünler ve inzivalar olmasaydı acaba hazine-i rahmet-i ilahiye cücuruşa gelmeyecek miydi? Üstadın şu hali elemnakı gözlerden kanlı yaşlar dökerek insanı ağlattırıyor. Fakat o bu halinden memnun, müteşekki değil, yani şikayetçi değil. O zerre kadar fütürlü değil, belki sürur ve huzur duyuyor. O bu yokluk içinde tükenmez bir varlığa kavuşuyor. O zaten veraset tarikiyle kendisine ve mesleğine muvafık gelmeyen, ülema sınıfına kakışmayan, malın kiri demek olan zekatı dahi kabul edip asla almadığı gibi ahzu kabulden bir zarar dini ve bir mahzur şey olmayan ve mesnun olan, sünnet olan hediye ve behiyeleri dahi kabul etmekten çekinmiş ve kaçınmıştır. Hakikaten ben o şey otlu peynir götürdüm. Yine ben kardeşim dedim alma kusura bakma almayacağım dedi. Hatta hükümet-i cumhuriyenin kendisine tayin ve tahsis etmek istediği maaşı bile binler lira sarfıyla şahsına ait yaptırma kararında olduğu mükemmel evi dahi istenmemiş ve reddetmiştir. Daha evvel muhtelif semtlerde teklif olunan memleketin umumi vaizi ve mebusluk gibi yüksek maaşlı memuriyetleri de kabul etmekten imtina ve istinkâf etmiştir. O hiç dünya ve dünyaya ve mal ve meta bakmıyor. O hiç siyaset ve ihtilafla uğraşmıyor. Hırka ve fırka peşinde koşmuyor. Ve böyle olanları da sevmiyor. Ve ancak kabir kapısında durup entum alem bi umuri dunyakum entum alem bi umuri dunyakum diyerek siz dünya işlerini siz biliyorsunuz diyerek serveti ebediye ve saadeti sermediye için çalışıyor. O cehlin hedimi yani yıkıcısı ve nurun hadimidir. Eğer dünyayı istese ve dileseydi kendisine sunulan hediye ve behiyeleri, zekat ve sadakaları ve teberrükleri alsaydı bugün 1 milyon servet sahibi olurdu. Fakat o tıpkı Cenab-ı Emel'in dediği gibi sırtına fazla yıkalırsam nefs-i natıkayı kainatın kalbi ve Allah'ın Habibi Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'a ve yaranı olan kamil ve vasıllara yetişemem ve yarı yolda kalırım diye diyor. Bütün eşya ve eflakı senin için yarattım Habibim fermanına karşı ben de senin için onların hepsini terk ve feda ettim diye verilen cevabı Hazreti Risalet ve Nahiye ittiba ve imtisalen
O da dünya ve mafihayı ve muhabbet ve sevdasını terk, hatta terki de terk ederek. Der tariki adzimendi lazım Ahmet Çağrı terk, terki dünya, terki ufva, terki hepsi terk eder. Bundan sonra der, o şey için söylüyorum da nakibendirim. Der tariki adzimendi lazım Ahmet Çağrı çiz, azze mutlak, fakrı mutlak, şevki mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak eyaliyiz. Diyerek bütün hizmet ve himmetini ve şu ömrü nazeninini Envar Kur'aniye'nin intişarına sarf etmiştir. 1200 lirayı bana verdi. Belki parasının %90'ını götür bundan dedi, şeyi bas dedi sözleri. İşte bunun için şimdiki çektiği bütün zahmetler rahmet ve yaptığı hizmetler hikmet olmuş. Lütfu kahrı şey-i vahid bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Niye Mısır-ı Niyazi gibi diyen bir tercüman, her şeyi hoş görerek katre-i umman, Adem-i insan ve Kur'an'dan aldığı nurunu aleme sultan eylemiştir. Alem-i insaniyet ve İslamiyet ve haremen-i şerifeyle asırlarca hizmet eden bu kahraman Türk milletini çok sevmesinde ve hayatının mühim bir kısmını hem Türklerle meskun olan havalede geçirmesinde büyük hikmetler, mana ve mülahazalar olsa gerektir. İşte ben her şeyi de gidecektim Serbi ve Canat'ın gibi. Hayır kardeşim, ben orta olsaydım ben oraya gelirdim. Ben Türkiye'ye gelirdim. Alem-i İslam'ın kapısı kilidi Türkiye'dir. Bu kapı açılacak, alem-i İslam olacak. Onun için buradan gitmek, harpten geçmek gibi. Hadi ben İdada Mekke'ye bir kemine verdim. Dedi ki buradan gitmek, harpten kaçmak gibi katiyen izin yok deyince işte hemen gitmek. Evet, alem-i insan ve İslamiyet haremen-i şerifene asırlarca hizmet eden bu kahraman Türk milletini çok sevmesinde ve hayatının mühim bir kısmını hem Türklerle meskun olan havalede geçirmesinde büyük hikmetler, mana ve nazalar olsa gerektir. Aburu-yu Habibin Ekrem için, Aburu-yu Habibi Ekrem için, Kerbela'da revan olan dem için, Şeb-i Firkat'ta ağlayan göz için, Rah-ı Aşk'ta sürünen yüz için, Risale-i Nur ve Üstad'a ve İslam'a zafer ver. Ya Rab! Amin. Ey Risale-i Nur! Seni söndürmek isteyen bedbahtların Necmi istikbali sönsün. Amin. İzzet-i İkbali şan-ı şerifi aksine dönsün. Amin. Sen sönmez ve ölmez bir nursun. Boyun bala, gözün şehla, gören mecnun seni Leyla. Sözün peşte, gözün aşta, gönül meftun sana cana. Nikabın nur, nigahın nur, kitabın nur, senin ey nur. Bağın nurs, huyun munis, özün idris, ferdi yekta. Açılmış gül, öter bülbül, yüzünde var, zalif bir tül. Yazılmış üstüne nurdan, kâb-ı kavseyne ev edna. Sana canın feda etmez mi senden, hep görenler hak. Sözün hak, hem mesleğin hak, hem makamın Kâbetül Ülya. Yuridûne liyutfü nurallah, bi'efvâhim Allahü tümmü nurihi ve levkeyhel kâfirûn. Üstadım, Efendim Hazretleri, ben bu yazıları Risale-i Nur'un eli ve kalemi ve dili ve dilin ve bu fakir kalbime ondan sıçrayan bir kıvılcım parçasıyla yazdım. Ben bu yazıları Risale-i Nur'un eli ve kalemi ve dili ve bu fakir kalbime ondan sıçrayan bir kıvılcım parçasıyla yazdım. Kabulünü rica eder, hürmetle ellerinizden öper, dualarınızı beklerim efendim. Duanıza muhtaç Hazan Feyzi rahmetullahi aleyh rahmetin vasiha. Allah ruhu nebine sallallahu aleyhi ve sellem acemil enbiye ve evliye ve şahı salihin ve Allah ruhu üstazine bediüze ve sayın olsun ve Allah ruhu Hasan Feyzi ve sair üstaz ve sair tullab ve sair nur El Fatiha.